Merhaba arkadaşlar, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Ev Bitkilerim kanalından merhaba, ben Sevgi. Tekrar burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bugünkü video konumuz orkidelerimizde yaprak bakımı, orkidelerimizde yaz bakımı. Bildiğiniz gibi orkidelerimiz yazın, kışın olduğu kadar yazın da orkide kaybı çok yaşanmakta. Kışın fazla sulamaktan, yazın bazen az sulamaktan, bazen de hava sıcak diye sulamayı abartıp fazla sulamaktan orkidelerimizde büyük kayıplar, ya yaprak kaybı ya kök kaybı yaşayabiliyoruz. Bildiğiniz gibi benim orkidelerim şu anda sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Daha sonra size orkidelerim hakkında da bilgi vereceğim. Şimdi orkidelerde yaz bakımı ya da yaprak bakımı nasıl olmalı? Onunla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bu konuda çok soru geldi. Birçok arkadaş orkide aldığını fakat uzun süre yaşatamadığını, yaşattığı orkidelerinde sararma, zaman içerisinde ölme ya da yaprak kaybı olduğunu, tek bir yaprak kalan orkidelerini kurtarmak için çok çabaladıklarını ama orkidelerinin bir şekilde eninde ya da sonunda öldüğünü, sulama ya da yaprak kaybı olmayan orkidelerinde de çeşitli hastalıklar sebebiyle unlu bit, pamukçuk hastalığı, sonra ballanma denen bir hastalık vardır. Orkidelerin arka yapraklarına sanki bal sürmüşsün gibi yumuşar ve yapış yapış olur. Ya da orkidenin çok sağlıklı, güzel bir şekilde büyümesini sürdürürken aniden bir sabah kalktığınızda orkidenin yapraklarını yerde bulmuş olabilirsiniz. Bu gibi sıkıntıları çok yaşadıklarını ve uzun süreli orkide bakımını nasıl olması gerektiğini söylediler. Hatta bazı arkadaşlar aldıkları orkidelerin saksılarını değiştirmediklerini, marketten ya da çiçekten aldıkları saksıda muhafaza ettiklerini, bu şekilde daha çok kök saldığını, daha fazla çiçek açtığını söylediler. Ben de denemek için bir orkidemi aldım. O şekilde marketten gelen saksıda tuttum ve hiçbir şekilde saksısını değiştirmedim. Bayağı güzeldi, güzel güzel çiçekler açtı, kocaman kocaman çiçekleri vardı. Hatta harika bir şekilde büyüdü, gelişti, hiçbir sıkıntı yoktu. Çiçek dalı vermişti kocaman. Çiçek dalının yerlerinden, çeşitli yerlerden tomurcuklar verdi. Düzenli olarak diğerlerini suladığım gibi onu da sulamaya devam ettim. Sonra bir hafta içerisinde orkidede farklı böyle renkler, renk değişiklikleri olmaya başladığını gördüm. Acaba dedim saksını değiştirmedim ondan mı oldu diye bakmak istedim ve baktığımda orkidenin köklerinin hepsinin yumuşamış ve sağlam yeşil, şurada görüldüğü gibi. Şunu da göstereyim size arkadaşlar. Önce ben bulayım şöyle. Şuradaki gibi şöyle sağlam, yeşil, canlı ve güzel köklerinin hiçbiri kalmamış. Kahverengi, yumuşamış, iplik gibi olmuş kökler elimde kalmıştı. Ve o arkadaşın dediğine de kesinlikle katılmıyorum. Orkidenizi aldığınızda bir süre adapte süresi. O süreci atlattıktan sonra, adaptasyon sürecini atlattıktan sonra orkidenizi mutlaka arkadaşlar 1 ay, 2 ay veya 3 ay sonunda mutlaka bir toprağına boşaltın, bir havalandırın. Gerekiyorsa yine aynı toprağı aynı şekilde, eğer saksı büyüklüğü de yetiyorsa aynı saksıyı dezenfekte ederek tekrar dikebilirsiniz. Ama kesinlikle aynı marketten ya da çiçekçiden getirdiğiniz o saksıların içerisinde ya çok fazla yosun oluyor, fazla suluyorsunuz, kök çürümesi oluyor, ya da o saksıların içerisinde böyle orkidenin köklerine sarılmış olduğu bir sünger oluyor. O hormonlu bir sünger. O hormonlu sünger orkidenin küçükken ilk geliştirme ve büyütme aşamasında, üretim aşamasında daha hızlı gelişmesi için o hormonlu süngerlere sıkıştırmış torflular olarak hormonlu süngerlere dikiliyor ve o küçücük orkide çok hızlı bir şekilde büyüyor. Hatta orkide küçücük, ben almıştım daha önceden baby orkideler. Küçücük baby orkide, yani şunun kadardılar, şöyle küçücük olan. Daha sonra onlar hemen 2-3 yerinden, hatta çiçek dalı vermiş, çiçek açmış olarak size gelebiliyor ama ömürleri çok uzun olmuyor. O hormonlu süngeri mutlaka belli bir zaman sonunda çıkarıp bitkiyi arada orkideler için
piyasada satılan orkide besini veya kendi evde yaptığınız yumurtayı kaynatıp suyunu, pirinci bekletip suyunu ya da pirinç pilavı yaparken o suyu orkidelerinize verebilirsiniz. Tarçınla su verebilirsiniz ve çeşitli arada da orkide sulama suyunuza orkidelerinin fazlalığına göre 2 litre veya 3 litre suyla sulama yapacaksanız onun içerisine 5 ya da 10 damla da limon damlatarak arada orkide toprağınıza limon da verebilirsiniz. Eğer orkide toprağınızda sinek, hastalık, böcek o tür bir şey varsa da 2 diş sarımsağı 1 litre ya da 2 litre suyun içerisinde fazla değil 4-5 saat bekletin. Sonra sarımsakları çıkarın, suyu süzün. O koyduğunuz 1 litre ise ona 2 litre daha su ekleyin. O suyla orkidelerinizi sulayın ve kesinlikle orkide toprağında sinek, böcek ya da herhangi bir şey kalmıyor. Şimdi kürümüze geçiyoruz. Bütün bunlar bana gelen soruların cevaplarıydı. Birçoğu orkidelerine sinek bulaştığını, kurtaramadığını, işte çeşitli hastalıklar olduğunu, işte kışın kaybetmediği orkideyi çok sağlıklı iken yazın kaybettiğini söyleyenler oluyor. Şimdi bunu yaşamamanız için sizlere harika bir kür tavsiye edeceğim. Kürümüzde ne var? Kürümüzde bir tane, şöyle bir dakika, bu sıcak çıkaracak bir şey bulayım. Şöyle. Evet. Kürümüzün içerisinde bir tane kabuk tarçınımız var ve bir cezveye ihtiyacımız var. Aşağı yukarı 3 su bardağına yakın, 2,5-3 su bardağına yakın bir su da bu tarçınımızı kaynatıyoruz. En az 5 dakika kaynaması ve 5 dakika dinlenmesi lazım. Ben 5 dakika kaynattım, 5 dakikada dinlendirdim. Şu anda suyum birazcık sıcak ama ben onu şimdi ne yapacağım? Söylediğim gibi litrelik bir kavanozda onu açacağım ve hepsini kullanmayacağım çünkü o bayağı yoğun bir şey, yarısı bile yetecek. Onu hemen kullanımını size göstereyim. Şimdi bu 1 litrelik kavanozumuzun aşağı yukarı şöyle 3 parmak kadar boşluk kalacak şekilde su dolduruyoruz. Daha sonra kaynattığımız tarçın, cezvede 2,5-3 su bardağına yakın suda kaynattığımız kabuk tarçının suyunu bir çay bardağı olacak şekilde şöyle bir çay bardağı olacak şekilde bu suyumuza ilave ediyoruz. Sonra bunu şöyle güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bu şekilde karışımımız hazır. Onunla hemen orkidelerimizin sulamasına geçebiliriz. Eğer orkidelerinizi yeni sulamışsanız, benim gibi yeni sulamışsanız, şurada gördüğünüz gibi benim kökler hala yemyeşil. Onun için bu orkideye çok fazla su vermeyeceğim. Su verirsem kök çürümesi olur. Yazın bile, kışın soğuktan aşırı nem kaldığı için kök çürümesi oluyor. Yazın da eğer hava nemliyse orkidenin toprağında da sıcakla birlikte nem ortamı daha fazla arttığı için orkidelerimizde kök çürümesi çok hızlı olabiliyor. Şimdi hemen sulamasını yapalım. Şöyle size göstereyim. Daha sonra ben diğer orkidelerime de aynı işlemi uygulayacağım. Bu orkidem de size göstereyim. Şöyle kaşıkla dört beş kaşık bu tarafa şöyle iyice orkidenin bedenine, kök kısmına doğru şöyle içindekini çıkarayım. Yaprak diplerine doğru. Kürümüzün faydası ne olacak bitkimize? Birincisi bitkinin kökündeki bakteri, mite, böcek
ya da herhangi bir bitkiye zarar verecek her şeyi yok edecek. Diğer taraftan diğer faydası ne olacak? Bitkinin ihtiyacı olan bildiğiniz gibi K2 falan çıkarma dönemlerinde orkidenin toprağına falan tarçın ekleriz. Arada tarçınlı su veririz ki orkide çok daha hızlı bir şekilde gelişimini sürdürüp kök ve yapraklar kendini kaybetmeden ya da zarar görmeden K2'yi hızlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde büyütebilsin diye. Burada da işlemimiz de aynı şekilde. Bu şekilde suladık. Zaten altından bakın suyu çıkmaya başladı. Bu su ona yeterli. Daha sonra süzüldükten sonra tabağındaki suyu alacağız. Diğer ikinci çok önemli ve büyük bakımımız da şu. Orkide yapraklarına yapacağınız hastalıklara karşı. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu benim bebek orkidem. Yapraktan ürettiğim orkidem bu şekilde büyüyor. Kanalda da yapraktan orkide üretme videom var. Bu benim yapraktan ürettiğim orkidem. Şöyle iki yapraktı. Daha sonra arttı ve büyüdü. Bu yapraktan ürettiğim orkide. Diğer bebek orkidelerim arka tarafta masanın üzerinde. Hem zaman kaybı hem de görüntüye sığmadığı için onları getirmedim. Diğer bir işlemimiz de şu. Bu tarçınlı su da bir kaseye koyuyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra içine şöyle 1, 2, 3, 4, 5 damla. Çok fazla olmayacak şekilde 5 damla suyu şöyle yaptıktan sonra orkidemizin yapraklarının arkasını, önünü, alta doğru içlerini, çünkü şu alt kısmında bakteri ya da mantar ya da bitlenme ya da küflenme olabiliyor. Çünkü orkide bitlendi, küflendi ya da mantar oluştuğunda ilk olan şey köklerini kaybediyor. Daha sonra yaprak kaybı yaşanıyor. Şimdi bu şekilde yaprağın altını da hafif böyle çok hafif bastırarak temizlenmesi için şöyle bu işlemi uyguladıktan sonra limonlu ve tarçınlı kürümüzle orkidemizin hemen şekli değişiyor arkadaşlar. Az önce daha yorgun, daha bezgin görünen orkide bakın hemen şekli değişti. Hemen yapraklar daha bir sertleşti ve yapraklar havaya kalktı. Bu kürü nasıl uygulayacaksınız? Bu kürü yazın ayda bir uygulayabilirsiniz. Çünkü yazın bile ayda bir sulamak yeterli oluyor. Çünkü orkide kökleri iyice grileşip çok kökler görülmeyecek şekle geldiğinde ancak sulanmalıdır. Bakın bunun da kökü şurada hala yeşil gördüğünüz gibi. Onun için ben bunları ayda bir suluyorum. Ayda bir sulama orkidelerime yeterli. Sadece arada şunu yapıyorum arkadaşlar. Bu tarçınlı limonlu suyumdan çok az hazırlayıp bu yaprakların nemini kaybetmemesi ve şu yapraklarda şu çatlama ve ayrılmayı yaşamamak için çok fazla bunu haftada iki defa uygulayabilirsiniz. Sadece yapraklara hiçbir zararı olmuyor. Bu şekilde orkidenizin hem bakımını hem beslenmesini hem de yaprak bakımını hem de yaz bakımını yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, duygularınızı benimle paylaşmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, kanalımı önermeyi unutmayın. Arkadaşlar desteğinize ihtiyacım var. Bu ayın sonuna kadar gerekli 1000 abone sayısına ulaşmam gerekiyor. Bu video izleyen herkesin kanalıma abone olmasını rica ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı ve hayırlı günlerde tekrar buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.